Evet Sayın Ayman, 5. kezdir video konferans yöntemiyle aslında kabine toplantısı gerçekleşiyor ve saatler 15'i gösterdiğinde başlayan toplantı şu dakikalarda hala devam ettiğini belirtelim. Yaklaşık 2 saattir toplantı devam ediyor. Şüphesiz ki toplantı sonrasında çıkacak olan kararlar tüm kamuoyu tarafından da büyük merakla bekleniyor. Çünkü her kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa seslenişi gerçekleşmişti. İşte bu toplantı sonrasında da yine Başkan Erdoğan'ın bu süreçle ilgili alınan kararları millette paylaşması bekleniyor. Şüphesiz ki ana gündem konusunu Covid-19 belirliyor ve Covid-19 noktasında verilen mücadele ve bundan sonrasındaki verilecek olan mücadele noktasında bu toplantı büyük önem taşıyor ve tüm bakanlar Başkan Erdoğan'a kendi alanlarında verdikleri mücadele ve aldıkları tedbirleri bir sunum halinde Başkan Erdoğan'a aktarmaları ve paylaşmaları bekleniyor. Şüphesiz ki en önemli paylaşımlardan ve sunumlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek. Bildiğiniz üzere birkaç gündür ve alınan tedbirler neticesinde ölü sayısı düşmeye başladı ve bir taraftan da tabii ki iyileşen sayı günlük vaka sayısının üzerine çıktı. İşte bu seyrin nasıl devam ettirilecek ve önümüzdeki günlerde alınacak olan bu tedbirler neticesinde sonraki atılacak olan adımlar neler olacak ve yine bildiğiniz üzere 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim söz konusuydu. İşte bu noktada da Sayın Ziya Selçuk'un da bu süreci uzatma teklifi de söz konusu olabilir ve yine aynı şekilde alınan tedbirler neticesindeki geçtiğimiz günlerde 4 günlük bir sokağa çıkmaması yönünde bir kısıtlama söz konusuydu. İşte bunun nasıl bir sonuç verdiği ve yine bu süre içerisinde neler yaşandı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın da bu noktada Başkan Erdoğan'a bilgi vermesi beklenirken şüphesiz ki hem turizm hem de ticari ve maliye noktasındaki son durum ve ne gibi tedbirler alınıyor, tüm bunların Başkan Erdoğan'a aktarılması ve sonrasında da çıkan sonucunda Başkan Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor diyelim ve Sayın Ayman söz tekrar size bırakalım. Nihayet